Evet e, Sayın Gökçek, şimdi 3 e, katrilyon e, şeyi var, iddiası var Mansur Yavaş'ın. Evet. 3 e, katrilyon yolsuzluk yapıldığını söylüyor sizin döneminizde. Evet. evet. E, benim hatırladığım kadarıyla basın toplantısında 576 milyon ANFA'da kamu zararı olmuş diyordu. Evet. E, i̇sterseniz... Önce o bantı bir tamam. izleyelim mi? Tabii izleyelim. Ee, yani sizinle ilgili tabii, tabii. yaptığı suçlamalar, ithamlar evet. e, neler? E, bantı izleyelim sonra tamam. Sayın Gökçek'ten e, cevaplarını alacağız efendim. E, Hadi, Sayın demin Gökçek. Şeyle başlamıştım hatırlıyorsanız Nasrettin Hoca hikayesiyle başlamıştım. Et nerede? Et nerede? Kedi üç, nerede? Ha, i̇şte üç katrilyonluk yolsuzluk var. Anlattığım hizmetleri görüyorsun. Bu hizmetler yapılmadı. 3 katrilyon yolsuzluk var. Ama esas mesele şu. Yolsuzluk tabiri nereden çıkıyor? Mansur Yavaş'ın bakın aziz milletim şimdi anlatacaklarımı lütfen çok dikkatli dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Nasıl sahtecilik yaparak beni suçluyorlar? Nasıl faturaların üzerinde elleriyle yaptıkları değişiklikler var? Şimdi size anlatacağım. Mansur'un müfettişleri doğrudan doğruya e, faturaların üzerinde oynayarak e, kamu zararı icat etmeye çalışıyorlar. Olay e, şöyle e, gerçekleşiyor. Şimdi ekranda dört tane fatura gör göreceksiniz biraz sonra. Önce konuyu anlatım anlayın. Lütfen çok dikkat edin. E, geldi oraya ekrana da ben şimdi anlatırken önce anlatayım ondan sonra üzerinden izah edeyim. O kırmızı çizgilerin içerisine iyi bakın. Eee yani bu akla ziyan bir şey. Üç katrilyon. Evet. Ya Ziyan ne ya? Palavra ya. Külliyen palavra ya. Gelsin benimle tartışsın istediği yerde ya. Şey etsin ne derler onu bana ispat etsin şeyi. Televizyonda bu e, anlatacaklarımın evet. yalan olduğunu. Ben şimdi anlatacağım belgeleriyle. Sahte belge düzenliyorlar göstereceğim. Yalan olduğunu bana ispat etsinler. Ben bundan sonra siyaset konusunda konuşmayacağım. Mansur işinde konuşmayacağım geçeceğim evimde oturacağım bak söz veriyorum İsp desin ki bu yalan biz bu sahteciliği yapmadık evet desin bana ve bunu ispat etsin ben bundan sonra siyaseti de bırakıyorum Mansur Yavaş hakkında da konuşmuyorum ama sahtecilik yaptığını ben ispat edersem kendisi de istifa etsin onurlu bir başkana düşen budur şimdi nasıl yapıyorlar hani e, Anfa'yı devamlı olarak çiçeklerle efendime söyleyeyim ağaçlarla suçluyorlar ya şu fiyatı almışsın bu fiyatı almışsın diye. Müfettişlere veriyorlar dosyaları. Müfettişler Çankaya Belediyesi'ne iş yapan bir müteahhiti buluyor. Bak vurguluyorum burada Çankaya Belediyesi'ni. Doğru gidiyorlar İzmir'e ödemişe vesaire. Oralardan faturalar topluyorlar. Bu faturaları topladıktan sonra faturada yazıyor. Şimdi göreceksiniz. Diyor ki mesela atarak söylüyorum yani. Yani oradaki şirketlerin belediyeye kestiği faturaları topluyorlar. Belediyeye veya özel sektöre. Hı. Hmm. Yani fiyat çıkarmak için. Fiyat çıkartmak. Yani diyecek ki işte bunun fiyatı 1 lira. Evet. Ee, Melik Gökçe'nin bürokratları almış 10 lira. Dolayısıyla bu kadar arada fark var diyecekler bunun için. Gidiyorlar o aradan faturalar buluyorlar. Buldukları faturada atıyorum herhangi bir çal. Diyelim ki ardıç örnek olarak vereyim. Orada şimdi görecek vatandaş neyin ne olduğunu evet. karşılıklı olarak. Yalnız bir şey söyleyeyim ben bunları anlatırken e, lütfen Mansur Yavaş'ın şu son anlatacağım bundan sonra 3 olay daha var. Kalp krizi falan geçirebilir, ambulans falan yanında bulundurulur. Samimi söylüyorum ha dalga diye söylemiyorum. Dayanılacak konular değil bunlar ispat edildiği zaman sahtecilik ortaya çıkacak, vurgun ortaya çıkacak ve bunların altından Mansur kalkamayacak mümkün değil. Onun için samimi olarak söylüyorum e, arkadaşları yardımcı olsunlar Mansur'a. E, kalp krizi falan geçirebilir ambulans falan hazır edin bunu dalga diye söylemiyorum devam ediyorum Ben espri diye söyledim Yok yok ciddi söylüyorum ciddisiniz ya yani. Tabii ciddi söylüyorum ya Şimdi sahte evrakı ekranda göreceksiniz bir tane değil tam 16 tane var bundan ben size 4 tane getirdim 16 tane böyle sahte evrak var Şimdi evet. gidiyor adam şeye İzmir'e İzmir'de evrakları topluyor Faturanın içerisinde yazıyor, atarak söylüyorum. Çalı grubu, ardış diyelim. Ardış 1 lira 80 kuruş. Neyse buluyor. Evet. Diyor ki, belediye bundan kaç tane almış? Bir farz 10 milyon tane almış. Kaç liradan almış? 8 liradan almış, 9 liradan almış. 8 liradan alınca o 1 lira olunca aradaki fark ne? 7 lira. 10 milyon tane de ne yapıyor? 70 milyon ediyor. Melik Gökçek dönemindeki bürokratlar 70 milyonu cebe attı diyor. Ve kamuoyuna hep böyle verdi. Böyle anlattı. Fakat şunu söyleyeyim. Şu kadarcık mübalağa etmiyorum. Bir fide. Oradaki ne olduğu belli değil. Fide mi? Yoksa şöyle kocaman bir ardıç grubu mu? Bir çubuk mu? İki çubuk mu? Üç çubuk mu? Büyümüş mü? Saksısı var mı? Mesela bizim aldığımız ardıçlar 2 litrelik saksılardaydı genellikle. Genellikle evet. diyorum. Şimdi mukayese edebilmeleri için bunun ikisini faturaların içerisinde onun vasfının ne olduğunu yazılması lazım. Yani 2 litre diye yazılması lazım örneğin. Bunlar yazmıyorlar. Peki yazılmayınca aldıkları faturalarda yok. Ne evet. yapıyor biliyor musunuz fetişler? Alınan o bitkilerin karşılığına Bizim aldığımız bitkilerin aynısı gibi elleriyle şey yazıyorlar, rakamlar yazıyorlar. Hmm. Şu kadar yani büyüklükte, çapta. Şöyle bir saksıda cinsine göre bitkinin. Kendi el yazılarıyla yazıyorlar. Ve bunu mahkemeye mi veriyorlar? Tabii. Biz savcılıktan aldık bu şeyi, dosyayı. Suçlanan arkadaşlar savcılıktan aldılar. Aldık bir işledik, camın, e, inceledik. Her taraf sahtekarlık. Bu sefer zannediyorlar ki onlar bu faturaların aslını Melih Gökçek ve arkadaşları bulamaz. Rabbim de yardım ediyor işte. Allah'a olsun. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yanıyor. Biz de bu belgeleri buluyoruz. Belgeleri bulduktan sonra biz de bunları verdik mi savcılığa? Şimdi savcılıktalar. Bakın şimdi bir ekrana getirelim. Anlatayım evet. ekran üzerinden. İki faturayı mı ekrana getireceğiz? Efendim? İki faturayı e Şey, e kaç tane getirdim? Dört tane getirdim. Yani Bakın Şimdi, şu anda ekranda hangisi olduğunu görmüyorum da ben önümden okuyacağım millet oradan e, evet. baksın e, görsün. Doğru, uzak olduğu doğru için doğru fatura değilse uyarım ben arkadaşlar e, şey bu Yakan yol, Hakan Yoldaş galiba bu değil mi? Evet er, e, evet yol, Serkan yol, yol, yoldaş. yoldaş Serkan Yoldaş Serkan evet evet yok şu galiba bakayım evet bu şu yok. Hepsi Serkan Yoldaş'a ait Yoldaş, evet. Serkan Yoldaş, evet. evet. evet, evet, Şimdi e, onları getirmişim. Diyorum 16 tane var böyle. Şimdi sol taraftaki faturaya bakın. E, mesela ne demiş burada? Ihlamru 18-20 demiş bizimki, tamam mı? Piramit mazı, erguvan, bol çiçekli elma, adi diş budak demiş mesela faturanın birisinde. Evet. Ama yanında dikkat ediyorsanız miktarı var şeyi yok. Ebatı yok. Ebatı yok. Sağdaki fatura bakın aynı fatura bu. Farklı fatura değil. Aynı fatura. Aynı faturada ellen oynanmış. Karşısına yazmış. 18-20, 2 metre, 12-14, efendime söyleyeyim 14-20 yazmış. Değiştirelim bu faturayı. İkincisine de bakalım. Aynı. Bakın burada da soldaki fatura gerçek, sağdaki fatura müfettişlerin kendi elleriyle doldurdukları sahtecilik. Evet. Üçüncüsünü görelim. O da aynı. Bakın görüyor musunuz? Bir sol tarafa bakın lütfen. Bir de sağ tarafa bakın. Sol tarafı da e, benim fotoğrafım şimdi geliyor üzerine. Onu kaldırınca lütfen beni kaldırın. Bak tam onun yanına bakın. Yandaki boş. Boşluk... de kaldırın arkadaşlar. Eh, evet. Bak yan yanı bomboş. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bu ikisi aynı fatura. Aynı fatura. Değil mi sayın Aynı gerçek? fatura, aynı. Şimdi soldaki fatura e, İzmir'den aldıkları gerçek asıl, asıl. aslı faturanın. Evet. Sağdaki faturada diyorsunuz. Müfettişler, müfettişler elleriyle dolduruyor. Elleriyle doldurmuşlar. Ama numaraları, şey tarihleri hepsi aynı fatura. Aynı, aynı. Şimdi öbür faturada bunların ebatı olmadığı için şimdi bir ağaç vardır. E, mesela diyelim ki e, ne aldınız? E, çınar aldınız. Çınar ağacı. Bu çınar ağacı 2-4 santim olabilir. 4-8 santim olabilir. 8-12 olur. 16-20 olur. 30 olur. Ben Avrupa'dan aldığım ee, özellikle çınarlar mesela Devasa evet. çınarlar Şöyle bir gövde var şimdi evet. Bu gövdeyle şu fidan tarzında olan Aynı mıdır yani Düşün ki e, bir tane çubuktur şey Çınar bir çubuktur O da çınar Şöyle biraz açıklayalım mı Sayın Gökçek Tabii. Şimdi e, mesela burada Ben faturaları şu anda tam göremiyorum ama 80 kuruşa alınan faturanın Karşısına aslında 3 santim 5 santim Yeni fide e, olabilir ya, bilmiyoruz ne olduğunu lazım. ama evet, evet. ama e, yolsuzluk gösterebilmek için evet. daha sonra evet. onun karşısına 80 kuruşun karşısına 2 metre yazmışlar. Evet. Orada 80 kuruş siz 10 liraya almış görünüyorsunuz. Tabii. Doğru mu? Tabii. Tabii tabii tabii, tabii. Yani e, onun karşısına yazacak. Yani vicdansızlıkta ya değil yani. vicdansızlık mi bu, ötesi ya. yani. İftira hani, ya. Yani yolsuzluk şeyinin ötesinde. Eğer bak eğer bundan Mansur'un haberi varsa Evet kul hakkı. Ya, şey ede, edebilmek yani şey ee, bir şey diyemiyorum yani. Anlayabilmek mümkün değil yani. Yani ee, bunlara ciddi bir cevap verilmesi gerekiyor. En azından ee, inançlı insanlar bitmedi, kul bitmedi, hakkına bitmedi. inanan insanlar oluyor. Bittiği için demiyorum evet. yani. Ben gerçekten şaşırdım da yani bir insan nasıl yapar böyle bir şeyi? Yani bu ya resmen bir organize suç. Hadi organize suç olmadığını kabul edelim. Mansur için en azından rezalet. Şimdi Mansur Yavaş yarın bu faturalarla ilgili açıklama yapsın istiyorum. Saygı Öztürk. Sevgili kardeşim sen yazacağım mısın mı bunu? Hı? Fox TV. Ankara Belediyesi'nde sahte fatura yaparak Melik Gökçe'yi suçladılar diyeceğim mi? Ondan sonra 576 değil 5 katrilyon da çıkartırsın sen yolsuzluk. Sahte belgeyle. Siz vereceksiniz bunun hesabını mahkemede siz. Öyle bedava değil. Geleceğim ben de mahkemeye geleceğim. Yüzlerinize bakacağım şöyle bir bakalım. Sahtecilik nasıl? Siz de beni suçladığınız bir konuda savcılıktan dava açılırsa siz de benimkine gelin. Ondan sonra da bir de kamuoyunu etkilemek, savcıları etkilemek için Melih Gökçek için için soruşturma açılmadı? E böyle sahtecilik yapıyorsunuz. Neyin soruşturması açılacak? Savcı görmeyecek mi bunları? Savcı yani diyorsunuz ki Melik Gökçe'ye bu sahte faturalarla açsın, mahkum etsin. Tam bir FETO metodu. FETO. Zaten Ankara Belediyesi'nin üzerinde FETO'nun acayip bir böyle hegemonyası var. Ben size söyleyeyim, hegemonyası var. Bürokratların bazılarına bakın, bir de geçmişlerine bakın. FETÖ'cülüğe bulaşmış mı, bulaşmamış mı? Bir de onları bir incelet Mansur. Bak, Allah nasip ederse önümüzdeki haftada çıkmak istiyorum. Benimle ilgili Melih Gökçek FETÖ'ye maddi imkan temin etti, rant temin etti diye suçlamada bulundu. Gelecek hafta belgelerle de bunu anlatacağım. Siz ne yaptınız? Kimlere ne kıyak geçtiniz? Durun bakalım. Melih Gökçek söyleyip de ispat edemediği bir olay oldu mu şimdiye kadar Allah'ın izniyle? Sevgili Ankaralılar soruyorum. Mansur yüreği yetiyorsa gel o dosya üzerine çıkalım. Bak ben benim... de tam onu söyleyecektim. Ee, yani öbür hafta Sayın Mansur Yavaş gelsin. da gelsin. Ben buradan... Ya sana gelmez gelmez de. Yo, ben Şirin buradan, ben çıkalım. buradan Davet ediyorum. Şirin Payzın'a çıkalım. Ya evet yani Şirin Payzın'ın programına da şey çıkabilirsiniz. Şey var onun e, devamlı e, yazılarını yazan abone olan e, Saygı Öztürk var. O yönetsin. Yani. Kendisini güvende hissetsin yani. Evet. Kendini güvende hissetsin. Var mı yüreğin? Yüreğin var mı Mansur? Şu anda e, hissedebiliyorum. Beni seyrederken içindeki psikolojiyi ben buradan görüyor gibiyim. Yapamazsın çünkü. Yalan yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, iftira atıyorsun. Ve özellikle savcıları baskı altında bırakmak için de gazetecilere ve televizyonculara devamlı olarak bu Melik Gökçek niye yargılanmıyor? Kaç tane suçu var? Ya varsa gel yüzle tartışalım. Ama yürek ister yürek. Sen Melik Gökçek misin? yüreksiz. Peki evet. şimdi e, devam edeyim bitmedi bu konu. Devam ederim Bakın. buyurun. Sadece bu değil olay. Şimdi nerede şu belgeyi bulayım önce? Faturalarda kalmıştık en son. Ay ay şeyi bununla ilgili iki bir fatura belge yine var. bir dakika. Başka faturalar mı? Faturalar değil. Hayır bir e, şeye getirsinler ekrana da. Şurada mı? Yok. Nereye koyduk onu ya. Allah Allah. Ee, bu arada ah buldu, 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 buldunuz, buldunuz mu buldum, buldum, buldum. Şimdi Bitkiler diye bir şey koydum ee, Lütfen ekrana getirir misin sen Bakın Şimdi değerli vatandaşlarım Sadece e, Beni suçlamak için e, Sahte fatura yapmıyorlar Onun ötesinde ikinci bir iş daha yapıyorlar Şimdi Ekrana baktığınız zaman mavi olaraktan gördüğünüz, heh, böyle verin ki iyice görsün insanlar. Mavi diye gördüğünüz yer savcılıkta Gökçe'ye suçlama yapmak için Mansur'un müfettişlerin topladığı sahte faturalarla düzenlediği fiyatlar. Tamam mı? Hani değiştiriyor ya. Evet. Mesela ne almış işte pinus Nigra Karaçam 8 lira demiş. Tamam mı? Evet. Kim buluyor bunu? Mülkiye, pardon şeyin müfettişleri Mansur'un Mansur müfettişleri bu fiyatı satın alıyor. Ve ondan sonra benim aldığım fiyatla mukayese ediyor. Burada yok benim aldığım fiyat. Diyelim ki ben de kalkıp 8 lirayı 16 liraya aldım. Diyor ki burada 8 lira fark var. İşte atarak söylüyorum. 10 bin tane almışsın. 10 bin çarpı 8. Şu kadar para. Evet. Diyor. Şimdi Allah o kadar büyük Rabbim o kadar büyük ki Mansur Yavaş kendi döneminde de aynı bitkileri almış. Yani benim suçlandığım bitkiler var ya. aynı döneminde aynı boyda onları mı almış? Evet evet aynısını evet. almış. Şimdi e, 8 liraya diye e, bizi suçladığı. Sizin 8 liraya aldığınız bitkiyi. Bitkiyi. Müfettişler bunu ortaya da çıkarttılar. İç, e, İçişleri Bakanlığı müfettişleri çıkarttı bunu ortaya. eee Yavaşın aldığı fiyat 80 lira. Bakın dikkat edin. 2019'da, yanında yeşil olan yer var ya. Evet. Yavaşın 2019'da aldırdığı bitki fiyatları. Bunların faturası var bizde. Evet. Mansur Yavaş kendisi 80 liraya alıyor. Beni 8 liradan aldı diye suçluyor. Kendisi 10 katı almış. Kendi dönemiyle ilgili bir şey yok. Mesela aşağıda en altına inelim bunun. Ee, evet. Neymiş ee, eriği 75 lira diye savcılığa gönderdiği fatura e, onun da o zaman 75 liraya alması lazım. 350 liraya almış. Allah Allah. Ya. Yani. Görebiliyor musun yani? Sen kendi döneminle niye mukayese etmedin Mansur? Benim dönemimi uydurduk e, faturalarla idare ediyorsun da. O uyduruk faturalarla bir de kendi aldığın dönemi mukayese etsene. Ne bu? Vicdan mı ya? Merhamet mi ya? İhsap mı ya? Bence bunu ancak FETÖ'cüler yapar. Başkası yapamaz. Samimi söylüyorum. İnsanlara iftira atan, mekanizmayı Türkiye'de kuran FETÖ'cülerdir. Mansur Yavaş'a FETÖ'cü mü diyorsunuz? Hayır, hayır bir şey demedim. FETÖ'cüler yapar bunu. Yani FETÖ taktiği diyorsunuz. E, FETÖ taktiği. FETÖ taktiği. Evet. E, ve bu suretle de kendi dönemiyle ilgili tahkikat yapmamış. Ama Allah'ım da Bunlar müfettiş raporlarında ortaya çıktı. Şimdi bütün bunların hepsini topladığımız zaman söyleyeceğimiz laf şu. Arkadaş, sahte e, sahtecilik yapıyorsunuz. Bu sahteciliğin içinde sen var mısın yok musun? Mansur Yavaş. Bunu kamuoyuna açıklaman lazım. Saygı Öztürk, sor. Saygı, sor. saygı ee, Öztürk. hayran olduğun Mansur Yavaşa peşinden koştuğun yavaşa sor. De ki bu işin içinde sen var mısın yok musun? Saygı Öztürk'e biraz fazla mı yükleniyorsunuz? E, kalkıp e, devamlı tetikçilik yaparsa benim de yapacağım bu. Sizin ya, açıklamalarınıza yer vermiyor yer muyuz? Mi? Mi? Ya şimdi geçen hafta Saygı Öztürk yazıyor öyle ballandıra mallandıra yazıyor 576 sorduğunuz soru var ya 576 evet. trilyon lira ben yolsuzluk yapmışım. Hadi verdim cevabını cevabını da yazsana Saygı. Fox TV verdiniz bunu. Cevabımı da yazacak mısınız? Söyleyecek misiniz? Şu kadar vicdanınız ve onurunuz varsa benim söylediğimde de cevap verirsiniz. Üstüne üstlük de Fox'a da söylüyorum. Saygıya da söylüyorum. Kim varsa onlara da söylüyorum. Çağırın televizyonda yüze gelelim. Gelmiyorsa yalan söylüyor. Bu bir balondur Mansur Yavaş. Neymiş de Cumhurbaşkanı olacakmış. Olursun. Daha dur. Allah izin verirse en az bir ay boyunca haftada bir defa televizyona çıkıp senin hakkında neler anlatacağım neler? Neler anlatacağım neler? Söz veriyorum milletime neler anlatacağım. Vakit var. Biraz i̇ki, daha iki reklamdan saat iki sonra buçuk. anlatır mısınız? Reklama mı geldik? Evet. Eyvah! Öbürlerini nasıl yetiştireceğiz? Evet. Hadi çabuk olalım. Ee, yani. Evet, zamanımızda ee, zamanımız da olalım. sıkışıyor. O yüzden ne kadar var? Ha iki dakikamız daha varmış. Bunu yani bu, bu konu bu konu gördüğüm kadarıyla bitti. Evet bu konu bitti artık Şimdi... herkes elini vicdanına koysun değerli vatandaşım Allah aşkına sorun bunu sokakta sorun gidin yakasına yapışın ee, Mansur'un sahte evrak gösterdi Melik Gökçek bunu nasıl yaptınız bu evrakların üzerinde nasıl oynadınız ayıp değil mi günah değil mi niye bu kadar vicdansızlık yapıyorsunuz nedir bu ki Mansur Yavaş'ın haberi olmayabilir mi bunlardan Sayın Gökçek yani hani bana, bana, göre, bana, göre, olmaması mümkün değil. Müfettişler bir iş güzarlık yapıp işte başkanın gözüne Mansur gireyim Yavaş, falan gibi. Mansur Yavaş zaten mecburen kendini kurtarmak için ben bilmiyordum bunları diyecek. Başka şey yok. Bilmiyorum diye. Ama çıkıp söylüyorsun 576 milyon lira Melik Gökçek zimmet yani arkadaşlarıyla birlikte yolsuzluk yapmış diyorsun. Atıyorsun bana her türlü pisliği. Ver o zaman sen de beraberce hesabını. Niye vermiyorsun? Aziz milletim Allah aşkına Ellerinizi vicdanınıza koyun. Eğer bir adam söylediğini ispat edemiyorsa, isna, e, isnatı yapmış olduğu melik Gökçek'le karşı karşıya çıkıp hesaplaşmıyorsa, bilin ki yalan söylüyor. Benim söyleyeceğim bu. Yalan söylüyor. Evet. Yaptığı tek şey algı yönetimi. Mış gibi söylüyor. Gerçekmiş gibi anlatıyor. Gerçek Ve insanları da gerçekmiş gibi inandırıyor. Çünkü tek taraflı gidiyor. İlk defa Melih Gökçek ekrana çıkıyor. Dikkat edin. Bu kadar senedir sabrettim. Etrafıma da söyledim. Artık sabredemiyorum. Millete anlatayım ki bu adamların gerçek yüzlerini görsün. Biraz sonra nasıl vurgun yaptılar onu göstereceğim. Kendi menfaatine nasıl rant sağladı onu ispat edeceğim. Size üç ayrı konu var. Üçünü de anlatacağım görün bakalım. Peki efendim e, Sayın Gökçek iddialı konuşuyor e, ama bizim de bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Az sonra yine birlikte olacağız.